Hem Muğdat hem de Nagatomo ile anlaşma tamam ama detayları Emre Kaplan bizlerle paylaşacak. Emre kolay gelsin. İyi yayınlar dilerim sana da. Hemen sözü sana bırakayım ve hem Muğdat'la ilgili hem de taraftarın uzun zamandır beklediği Yuta Nagatomo konusuyla ilgili detayları senden dinleyelim. Teşekkürler Ceyla. Ben de öncelikle iyi yayınlar dileyim. Dediğim gibi bu iki isimle artık anlaşma tamamlandı. Galatasaray hem Nagatomo ile hem de Muğdat Çelik'le 3'er yıllık anlaşmalarını tamamlamış durumda. Muğdat'ın yarın Florya'da gerçekleşecek sağlık kontrollerinde yer almasını da bekliyoruz. İlk defa yarın Florya'da olacak Muğdat Çelik. Yanı sıra Nagatomo'nun da Japonya'nın Dünya Kupası macerasını tamamlamasının ardından İsviçre kampının sonlarına doğru takıma katılmasını bekliyoruz. Aslında bu iki ismin transferleri beklenen gelişmelerdi. Muğdat'la anlaşma çok önceden sağlanmıştı ama artık 3 yıllık bir sözleşmenin imzalandığını ifade edebiliriz. Nagatomo ile ilgili de ufak pürüzler vardı internette ama bugün itibariyle bunların tamamen çözüme kavuştuğunu ve yeni sezonların Nagatomo'nun yeniden Galatasaray formasını giyeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii yaşından dolayı Nagatomo'nun biraz sözleşme süresiyle ilgili soru işaretleri vardı ama zaten anlaşmanın bu kadar uzun sürmesinin de sebebi bu oldu. Nagatomo'nun 3 yıllık sözleşme talebi biraz daha bu görüşmelerin, bu pazarlıkların uzamasına neden oldu diyebiliriz ama iki oyuncu da mutlu sona ulaştı. Galatasaray yarın itibariyle yeni sezon hazırlıkları Florya'da başlayacak. Önümüzdeki hafta cumartesi de İsviçre'ye giderek yeni sezon öncesi kamp çalışmalarına başlayacak Galatasaray. Peki, şimdi transferle ilgili çok soru soruluyor. Sana da eminim, özellikle sosyal medya üzerinden taraftarlar çok soruyordur. Bir kısmını istersen cevaplandırmaya çalışalım. Bir kere golcü konusu var. Buffett'in bir Gomis bir açıklama yaptı, kalmak istiyorum Galatasaray'da dedi. Biraz belki menajer oyunu, belki Gomis'in menajerinin yaptığı açıklamalarla bir alakası yok, onu çok bilemiyoruz. Ama bir diğer yandan Ahmet Musa konusu var. Trezeguet'i yine taraftar merak ediyor. Şöyle Gomis'le başlayalım istersen Ceyla. Gomis'le Lütfen. ilgili Galatasaray'ın takımdan ayrılmasına dair bir tasarrufu yok. Gomis'in de takımdan ayrılmaya dair bir tasarrufu yok ama burada şöyle bir durum ortaya çıkıyor aslında. Çin'den ve Katar'dan zaman zaman bazı teklifler ulaşıyor takıma. Henüz resmi olmasa da menajerler aracılığıyla ulaşan teklifler var. Eğer bunlar hem Gomis'e hem de Galatasaray'ı tatmin ederse böyle bir ayrılık gerçekleşebilir. 10 milyon euro civarında bir bonservis bedeli teklifi resmi olarak Galatasaray'a ulaşırsa Gomis'in ayrılmasına izin verebilir sarı kırmızılı yönetim. Gomis içinse yine yıllık ücret üzerinden, maaş üzerinden tatmin edici bir teklif gelmesi durumunda böyle bir durum ortaya çıkabilir ama üzerinde durulması gereken konu iki tarafında birbirinden memnun olduğu ve şu anda ayrılma konusunda bir tasarrufun olmadığı. Ne Gomis tarafından ne de Galatasaray yönetimi tarafından böyle bir durum yok. Trezeguet konusuna gelecek olursak Galatasaray şu an itibariyle Trezeguet transferini rafa kaldırdı ama burada şöyle bir durum var. 15 Temmuz itibariyle serbest kalma bedeli ortadan kalkmış olacak Trezeguet'in. 5 milyon euro civarında KDV'lerle hatta 6 milyon euroya yakın bir serbest kalma bedeli var şu anda Trezeguet'in. 15 Temmuz itibariyle bu serbest kalma bedeli ortadan kalkacak. Galatasaray eğer o döneme kadar Trezeguet'in transferinde herhangi bir gelişme olmazsa yeniden devreye girebilir. Çünkü oyuncuyla büyük ölçüde anlaşmaya varılmıştı. Hem ücretler üzerinde hem de süre üzerinde Trezeguet ile belli bir noktaya gelinmişti ama 5 milyon euroluk bonservis bedelini şu etapta Galatasaray ödemek istemiyor. Bu nedenle de 15 Temmuz tarihi beklenecek ama şu anda en azından kısa vadede bu transferden vazgeçildiğini söyleyebiliriz. Ahmet Musa için de önemli gelişmeler var aslında. Takımına bir teklif sunulmuştu kiralama anlamında ama beklenenin üzerinde bir kiralama bedeli talep edildi. Ve Galatasaray'ın şu anda biraz daha